oyun kelimesi var, kurabiye var, ölüm var, intihar var durumunda Squid Game izliyor yazıyordu. Bu tabii çok ürkütücü bir şey. Sonra diyoruz ya, işte bu toplum nereye gidiyor? Bu şiddet nereden öğreniliyor? Neden çocuk oyunları kullanılıyor orada acaba? Amaç ne burada? Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, merhaba. Ne güzel dinliyordum ben size. Ben aslında uyaran olmazsa çok konuşurum. O yüzden tam yerinde sizi gördüm. Hoş geldiniz, Evet. sefalar getirdiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sağ olun, var olun hocam. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoş buldum. Kızım yan koltukta izliyor diyen bir izleyicimizi görüyorum. Yaş grubumuz tabii 22-30'a kadar biraz vakti var. Malum okullar geçen sene kapalı olunca kısıtlamalardan Evet. pandemiden dolayı. Çocukların uyku saatleri de biraz zorluyor gerçekten. Geçtiğimiz yıllarda 21-30-22 gibi uykuya dalarken çocuklar şimdi bir senenin verdiği alışkanlıkta biraz geç yatıyorlar. Zorlanıyorlar, evet. Kesinlikle öyle. Ödevler de hoş geldiniz hocam. Çok kıymetli hocalarımız katılıyor aramıza. Evet, ne güzel. Ödevler biraz yoğun. Geçen senenin açığı kapatılmaya çalışılıyor. Zaten okuldan geldi, yemek yedi, ödev yaptı derken bir saat sonra hadi yat yatağa diyemiyorsun çocuklara. O Biraz yüzden zaman aslında lazım. sizler de öyle. Onların da alışmaya ihtiyacı var. Birazcık anlayış. Kesinlikle çok haklısınız. Peki danışacağız size. Neler söyleyecek? Buyurun. Şimdi Squid Game'den biz hareket edeceğiz ama tek meselemiz aslında o değil şüphesiz. Kesinlikle. Ama tabii Squid Game'de bir başlamak lazım. Ben de bu kadar yayılacağını öngörmedim açıkçası ama hemen daha kapak görüntüsünde diziyi gördüğüm anda tetikleyen, çeken bir şey vardı. Ben evet işim gereği merak edip izliyorum. Bazen yorum paylaşıyorum ama bu kapak dedim fena yürüyecek. Yani o objeler, o semboller çok önemliydi. Nitekim öyle de oldu. Şimdi az önce söylediğim gibi kapıyı kapatsak pencereden giriyor dizi. TikTok'tan, şuradan, buradan, farklı Evet. mecralardan, arkadaştan duyuyor. Ve oyunları kendilerine uyarlayarak oynadıklarına tanıklık ediyoruz. Ya da bununla ilgili çok fazla DM alıyorum ben. Hatta ilk ben şifreli olmasına rağmen TikTok'tan öğrenerek öğrendiklerini söylediler bana. Şeyi, kurabiyesini istediler. Öyle öğrendiklerini dizinin duydum ve şoke oldum. Şimdi siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bu Squid Game çocuklarda hangi yaşa kadar riskli ve bir takım nörokimyasallar salgıladığı söyleniyor. Siz uzman olarak ne diyeceksiniz? Salgılattığı, tetiklediği söyleniyor bu dizinin. Ayna nöronları çalıştırdığı. Nasıl tespitleriniz var bununla ilgili? Evet, biraz araştırdım ben de. Çok böyle bu tarz dizileri çok fazla izleyemiyorum. 14 yaşında bir oğlum var. Biraz böyle teknoloji içerisindeyiz. Biraz bakıyorum neler yapıyor. Tabii ki ailelerle çalışınca, çocuklarla çalışınca da biraz hakim olmak gerekiyor konulara. Biraz inceledim dediğiniz gibi Squid Game'i. Oyun var, oyun kelimesi var, kurabiye var. Ölüm var, intihar var. Yani o kadar tehlikeli ki bu kavramların bir arada olması aslında izleyiciler için distopik bir dizi aslında izleyince. İçerisinde sosyal adalet, sosyal devletin mesajları, ahlak ve vicdan konuları çok fazla işleniyor. Onu fark ettim ve çok basit bir dizi. Çok basit olması düşündürüyor aslında. Neden bu kadar basit? Hani teknoloji ve sinema, film bu kadar ileri gitmişken, düşündürücü filmler varken bu dizi neden bu kadar basit? Tabii ki basit olunca hızlı tüketiyorsunuz. Çok da üzerine düşünmüyorsunuz aslında. Hani bilgisayar çağıyla, bilgisayarla, oyunlarla büyümüş o genç nesil dediğimiz gençlik ve büyüyememiş yetişkinlerimizin tercih edeceği bir film, dizi film aslında. Çok güzel kurgulanmış. Biraz baktım girişlerine, giriş kısmına. Özellikle bir ajitasyon ve bir sıkışmışlık, çaresizlik, borç işte ana karakterden bahsetmek gerekirse işte sıkışmışlık var orada, çaresizlik var. Bunun üzerine bizim de aslında dizide empati kurmamızı istiyorlar.
Şimdi empatiyle biz izlersek biraz daha ılımlı oluyoruz o işte şiddet sahnelerine. Ya o kadar güzel kurgulanmış ki bu oyun sahnesine geçmeden önce o toplanılan alana geçilmeden önce hep bir çaresizlik ve umutsuzluk mesajı var. İşte o Az metroda metro. karşılaştık. İşte bu bazı Evet. yapımlarda kullanılıyor zaten. Evet. Joker'de de bunu görmüştük. İşte aynı nöron dediğim o, siz uzmansınız, daha iyi bilirsiniz. Aynı nöronlar çalıştırılmaya başlanıyor. O empati duygusu uyandırılıyor. Kahramanlara Evet. hak veriyorsunuz. Yani Evet. kahramanlara veriyorsunuz ve ezildiği için zorda olduğu Empati kurmaya çalışıyor, anlamaya için. çalışıyorsunuz. Evet, bunu yaptı ama zaten çok çaresiz bir hayatı var. Çok borç batağında, çok işte ailesinden ayrı, itilmiş, toplumsal saygı görmüyor. O yüzden bu çaresizliği yaşadığı için de bunu normalleştirmeye çalışıyoruz aslında. Verilen bütün kahramanların bir hikayesi var. Onu gözlemledim ben. Bizi içine alan bir konusu var, konuları var. Konular gösterilip oyun sahnesine alınıyor. Öyle anladım ben filmde. Ondan sonra aslında oyun eşittir para kısmı giriyor. Hani o küçük domuzcuğun içerisinde sık sık gösteriliyor mesela bu. Yani oyun eşittir para. Yani şimdi bizim teknoloji kullanan çocuklarımızda da o kadar çok bağımlılık gelişti ki bu konuda çalışmadan daha kolay yolla para kazanma istekleri var. Yorulmak istemiyorlar. İşte dijital yerli diyoruz biz onlara. Biz dijital göçmenleriz ebeveynler olarak. Onlar dijital dünyanın içine dünyaya geldiler, doğdular. O yüzden onlar için çok önemli bu tarz şeyler. Hani oyunla bir şeyler kazanmak, içerik üretmek en popüler konular oldu. Ama burada en önemli görev yine tabii anne babalara, ebeveynlere ve öğretmenlere özellikle çok büyük görevler düşüyor. Çünkü geçen gün bir öğretmen arkadaşımızın durumunda Squid Game izliyor yazıyordu. Bu tabii çok ürkütücü bir şey. Yani öğretmenlerin bunu destekliyor olması ve bana gelen duyumlardan hani siz de bahsettiniz. Okul bahçelerinde, teneffüslerde ilkokul çağındaki çocukların o sahneleri gerçekleştiriyor olmaları. Canlandırıyorlar. Canlandırıyorlar, birbirlerini itiyorlar, işte kavgalar çıkıyor. Yani çok küçük yaşta ilkokul çağındaki Ceza çocukların. vermelikle kodluyorlar mı peki acaba? Tabii ki ödül ceza kısmını tabii ki burada uyguluyorlar. Eğer çocuklarımız evde ödül ceza sistemiyle yetiştiriliyorsa zaten onların bildiği bir konu oluyor. Ödül almak, cezalandırmak. Hani deriz ya yemeğini yemelisin işte bilgisayarla oynaman için. Ya da işte bugün geçen gün birisiyle konuşurken bir örnek verdi. Bir kolejde yaşanan bir şey. Öğrenci çok fazla gürültü yaptığı için işte cezalısın, kitap okuyacaksın. Yani kitap okumayı sevdirmeye çalışıyoruz ya biz. Orada bir ceza oluyor işte. Yani kitap okuma çocuğun zihninde bu kodlanıyor. Kitap okumak ceza. Ödül Ceza olması almak istemiyorum. gereken ceza değil mi? Aslında düşünsel sistemde düşünme becerisi gelişmemiş canlılarda uygulanan sistemler bunlar. Ödül ve ceza. Yani daha çok içselleştirmesi ve neden yapmaması gerektiğini, neden yapması gerektiğini bilerek hareket edebilmeli. Yani öz disiplini geliştirebilmeliyiz burada çocuklarda. Hani tamamen yasaklamak ve teknolojiyi tamamen serbest bırakmak biraz da kolaya kaçmak. Hani çok fazla emek vermeden işte bir anda yasak, bu hafta kullanmayacaksın ya da bir ay kullanmayacaksın. Bu çözüm değil tabii ki. Neden kullanmayacağını anlatılması gerekiyor. Belli sürelerde verilmesi gerekiyor. Yasak biliyorsunuz böyle tatlı bir şey de veriyor insana, dürtü de veriyor. Onu peşine Cazip gidiyorsunuz, oluyor. kullanmak istiyorsunuz. Ödülde de aynı şekilde. İşte bunu yaparsan ödül vereceğim. Oyun. Oyunlar ödül değil. Onun hakkıdır ve belli sürelerde olmalıdır. Böyle çocuklarımızı yetiştirirken bunlara dikkat edersek o dediğimiz teknoloji bağımlılığı, bu dizi bağımlılığı kısmından biraz daha çocuklarımızı korumuş olacağız aslında. Sizce bir uzman olarak Squid Game'in yaş sınırı kaç olmalı? Yani 18 Artı gibi 18
Daha yukarı olabilir aslında. Artı 18 deniyor ama beyin gelişimi 21-22'ye kadar o muhakeme gücümüz, o doğru karar verme kısmımız biraz daha gelişmeye devam ettiği için bence biraz daha yukarıda olmalı ki artı 18 ben tahmin ediyorum çocuklarımız işte 16 yaşında bir gencimiz evde denk geldi diyelim. Ya ben 16 yaşındayım işte artı 18 yazıyor. Yok ben bunu izlememeliyim diye bir öz disiplin olacağını çok düşünmüyorum şu süreçlerde. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Yani ilkokul çağındaki çocukla anne babanın izlediğini biliyorum bu diziyi. Sonra diyoruz ya işte bu toplum nereye gidiyor? Bu şiddet nereden öğreniliyor? Yani hepimizin aslında dikkat etmek, toplumca bir hareket geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi tabii o kapağından itibaren başroldeki herhangi bir oyuncuyu eğer afişte kullansalardı belki bu kadar dikkat çekmezdi. Kapağından itibaren Evet. ustaca bir çekim gücü var. Çok bu anlamda çok profesyonelce çalışılmış. Yoksa bir sürü Kore dizisi var zaten. Hani o dizi platformuna baktığınızda da çok fazla Kore dizisi Evet. var. Dizi bile çekmiyor. Kapağından itibaren ama bir cazibesi var. Bunu da Merak çekmiyor. uyandırıyor. Maskeli olması da mesela karaktersiz ve şu anda cinsiyetsiz kısımlar oyunlarda izliyorum, görüyorum, bakıyorum. Cinsiyetsiz paylaşımlar çok fazla. Cinsiyetsiz işte oyunlar. Geçen gün bir yazıda vardı. Ben geçici cinsiyet değiştiriyorum. Hani bir gün kız, bir gün erkek oluyorum. Oyunlarda bunlar da var. O yüzden hep bir merak konusu bu konular. Gizemli olunca da insanlar tabii çok fazla merak ediyor. Özellikle gençler, çocuklar. Bu nasıl bir oyun? İçinde işte eğlenceli kısım var ve basit. Basit Çocuk olduğu oyunlarında için mı var? Uygulamalarda tabii mı var? aynen. Çocuk oyunlarında da var. Gözlemliyorum ben bazı tanıdığım insanların çocuklarına da bakıyorum. Hangi oyunları oynuyorlar, yazıları okuyorum. Bununla ilgili araştırmaları okuyorum. Ben danışanlarım çocukları da olunca bol bol konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bazen oğlumun ekranına dalıyorum. Ne oynuyor, ne yapıyor, kimlerle yazışıyor şeklinde. Biraz böyle gizli dedektifçilik yapıyoruz. Çok Çocukların fazla. dijital ayak izlerini takip etmemiz Evet. gerekiyor. O Evet, bir kesinlikle. araştırma yapmışlar mesela ebeveynlerle ilgili. Aslında ebeveynler çok bilinçli gözükse de çok fazla bilgi sahibi de değiller. %38 oranları şaşırmayayım. %38 sanal zorbalıktan haberi yok. %52 aile koruma paketinden haberi yok. %10 oranında da bu tarz güvenlik konularına hiçbir bilgisi yok. Yani biz bir şeyleri farkında gibi görünüyoruz ama aslında detaylı bilgiye de sahip değiliz teknoloji konusunda, oyunlar konusunda. Çocuklarımıza destek olma konusunda aslında. Ya bizim zamanımızda işte bu oyunlar yoktu hocam, ne yapacağız biz? Deyip işin içinden çıkamayız. Onlar bizim geleceğimiz. O yüzden doğru dijital yollarını göstermeliyiz ebeveynler olarak. Onlara doğru kaynakları, doğru bilgi almayı rehber olmalıyız aslında onların hayatında. Dijital ebeveynlik Öğrenmek da zorundayız. yeterli değiliz. Yani kuşak Evet. çatışması olur mu? Jenerasyon farkı, jenerasyon çatışması olur mu diye düşünürdük ama bu dijital dünya hiç hesapta yoktu. Tabii bizim öngördüğümüz bir şey değildi. Bu kadar hızlı içine dalacağımız. Dolayısıyla yönlendirme yaparken, kısıtlama ya da ödül işte bunları belirlerken dediğiniz gibi çok da hakim olmadan el yordamıyla biraz biz de yeni girdiğimiz için özellikle sağlık pandemiden sonra biraz daha hızlı geçiş yaptığımız için biraz el yordamıyla aslında dijital ebeveynlik yapıyoruz. Yani biraz duruma göre dışarıda fark ediyorum. Mesela yemek yerken çocuğun elinde tablet var. Hani sesi çıkmasın. Rahat rahat yemeğimizi yiyelim ya da her zaman yasak olan bir durum varsa yasak değil de o gün kullanmaması gerekiyorsa saati değilse kullanım saati değilse eve misafir geldi. Ya hemen işte çok gürültü olmasın, çok mızmızlanmasın işte tabletini vereyim oyna. Şimdi orada sistem çöktü. Yani evet ya da hayır çocuğun kafası karıştı. Ha, ben huysuzluk yaparsam o zaman istediğimi elde edebilirim.
Yani mızmızlanırsam ben bu tableti alabiliyorum demek ki. Şeklinde Susturucu hani olarak. aynen susturucu olarak kullanılıyor. Etiketle veriliyor tablet. Evet. Aynen öyle tabirleri var. Orada hani net çizgilerimiz, sınırlarımız çok olmalı. Çocuğumuzla konuşmalıyız. Yaş tabii ki gelişim dönemlerine uygun şekilde. Bu ergenlerde biraz zor olabilir. Çünkü özel dönemdeler. Ama siz aile içi iletişim gerçekten güçlüyse bunu yönetebiliyorsunuz. Tabii hemen böyle söyleyince çok basit bir cümle gibi geliyor insanlara. Ya hocam çabalıyoruz olmuyor, çabalıyoruz olmuyor. Ama bir seferde olmuyor zaten. Yani bu istikrar gerektiren bir konu ve emek vermeniz gerekiyor. Çünkü çocuğunuz diyelim ki 5-6 saat hep kullanıyordu tableti, bilgisayarı. Bir anda işte bir saate indirdiniz. O 4-5 saati ona haz verecek, onu mutlu edecek bir alan yaratmanız gerekiyor ki o süreci sağlıklı atlatsın. Ya çocuk 8 saat oynuyordu, bir anda yok tablet. Ya tabii ki öfkeli olur, tabii ki stresli olur, sinirli olur, Agresif agresif diyorsunuz. olur. Aynen. Yani o 7-8 saati yavaş yavaş, işte 8 saat kullanıyordu, 7 saate indirebiliriz, 5 saate indirebiliriz ama o kalan 3 saat, 2 saati mutlaka onun keyif alabileceği bir etkinlik, bir olay, bir paylaşım, bir konuşma olabilir, bir resim olabilir. O alanı doldurmak gerekiyor. Bir anda yoksunluk hissetmesi zaten bağımlılıklarda öfke, şiddet getirir. Peki ama Çatışma olur. bir de şu var, bizim çocuklardan hani kısıtladığımız, dijitalle ayırdığımız bu vakitlerde onu bizim doldurmamız gerekiyor zannediyorum. Yani sadece yasaklamak değil, boşluğu nasıl ikna edebiliriz? Anneyle vakit geçirerek ya da sevdiği aileden biriyle, babayla her neyse vakit geçirerek ancak bu boşlukları doldurabiliriz. Hani oynama, uzak dur, izleme deyip de kendi başına bırakmak çözüm değil anladığım kadarıyla. Orada da bir kriz Kesinlikle. yönetmek gerekiyor galiba. Aynen yani dediğiniz gibi atıyorum 5 saat 6 saat yaz döneminden geçtik şimdi. 5-6 saat çocuk vakit geçiriyordu. Şimdi bir anda elinden aldınız. Tabii ki sinirli ve öfkeli, merak ediyor oyunlar ne olduğunu, nasıl gidiyor, kazandım mı kaybettim mi diye. Bir anda bir boşluk oluyor hayatında. Tabii ki hepimiz yetişemeyiz. Anne baba olarak çalışıyoruz, sorumluluklar var. Ama bu geçişi yavaş yavaş. Yani belki biraz az dizi izleyerek, belki biraz işte o gün daha hafif yemekler yaparak, böyle çok sofraları donatmadan, hani saatlerimiz orada değil de biraz çocuğumuzu o sürece alıştıra alıştıra. Çünkü bir anda değişim çok zor. Aile içerisindeki iletişimi de bozabilir. Size karşı öfke de biriktirebilir. O yüzden o süreci işte dediğim gibi 5 saat, 4 saate indirebilirsiniz. 3 saate indirebilirsiniz. Ama oradaki yoksunluğu sevdiği bir etkinlik olabilir, aktivite olabilir. Ya ilk başta beraber zaman geçirebilirsiniz ki o yoksunluğu yaşamasın. O süreçleri sağlıklı atlatabilsin. Bir anda o Peki, boşlukta... bu tür Buyurun. diziler, bu tür yapımlar bir bağımlılık, yani tamam dijital dünya başlı başına bir bağımlılık sebebi ama bu tür işte bu gizli mesajları içeren bir takım teknolojik Evet. daha doğrusu etkileyici unsurlar kullanılan diziler, yapımlar bağımlılık geliştiriyor değil mi çocuklarda? Bazı oyunlarda Kesinlikle. olduğu. Zaten oyunların bilinçaltına, bilinç dışına verdiği mesaj şu: eğer çocuk hayatında mutsuzsa ya da ailevi problemleri varsa, bireysel problemleri varsa, mutsuz yaşamaktansa mutlu ölüm, mutlu oyun bilinç dışına kaydettiriyor çocukları. Çünkü öyle güzel yazılımlar, öyle güzel oyunlar var ki siz atıyorum bir süre oynamadığınız oyunları, onun farkında o yazılım şirketleri, sizi tekrar kazanmak için tam kaybetmek üzereyken, belki 5 kere kaybettiniz de vazgeçeceksiniz. O arada sizi kazandırıyorlar. Ve siz o akışta kalıyorsunuz. Ve kendinize tabii ki dopamin salgılıyorsunuz. Başarı, başardım ya ben, harikayım, oyunu başardım, yenildim ama pes etmedim, devam ediyorsunuz. Siz amacı zaten yazılım şirketlerinin
Oyun kurucularının amacı sizi oyunda tutmak. Onların derdi para kazanmak. Ama bizim anne babalar, ebeveynler olarak, yetişkinler olarak da çocuklarımızı korumak olmalı. Ha, bir anda şey, bir aslında bir anlamda şey gibi, hani kumar mantığı. Aynen, Bir kazanç, bağımlılık. çocuk ikna edip tekrar kendine çekip tekrar oyunun ya da işte o yapımın başında tutmak. Akış, evet, o oyunun akışında tutmak zaten. Squid Game'de de o kadar basitlik var ki oyun ve para hırsı var. Yani dışlanma var, toplumsal dışlanma vardı. Sıkışmışlık yaşanıyor. Belki bu bizim yetişkinlerin izleme sebebi de buydu oyunları. Bu pandemide yaşadığımız duygulardı bunlar, değil mi? Çaresizlik, umutsuzluk, sıkışmışlık duygularımız vardı. Bir anda belki de içselleştirdik. Yani bu filmi, dizi filmi izleme sırası 11. sıradayız. Çok ciddi bir rakam. Evet, dünya genelinde inanılmaz Evet. ürkütücü bir rakam açıkçası. Yani Evet. Korelilerin kendisi bile, belki hani yapımcıların kendisi Bu bile kadar. Türkiye'den bu kadar izleme olacağını herhalde tahmin etmiyordu. Bakın ne güzel kültür satıyorlar Güney Kore. Kültür ve sinema satıyorlar. Çünkü çok hızlı tüketebiliyorsunuz. Yenisini üretiyorlar, yeniden tüketiliyor. Ve işte bu şirketler para kazanıyor. Ama biz çocuklarımızı korumalıyız buradan. Teknoloji kullan, tabii ki teknoloji içerisindeyiz. Bakın teknoloji kullanarak ne güzel yayınlar yapıyoruz. Ama bunları doğru kullanmayı öğretmemiz lazım çocuklarımıza. Yani şimdi ilkokul çocuğu annesiyle babasıyla bu filmi izliyorsa, şiddet içerikli oyunlar oynuyorsa korkuyorum açıkçası. Neden dizide çocuk oyunları, küçüklüğüm tamam, bizim kültürümüzde olmayan oyunlar da var orada, ama neden çocuk oyunları kullanılıyor orada acaba? Amaç ne burada? Çocuklar daha çok oynuyorlar çünkü daha geniş zamanları var ve bilgisayar çağı çocuklarının en sevdiği kısım bu. Dijital ortamda olmak. Dijital oyunlar üzerinden mesela şimdi bazı uygulamalarda para kazanma var. O kadar kolay para kazanma konuları var. Yani haberlere kadar çıktı bu konular. Özellikle kız Bir anlamda çocuklarımızın. kumar gibi oluyor. Yani Evet, minik minik zorunlu. paralar mesela. Evet, ben biliyorum ki bazı anne babalar kredi kartını veriyorlar. Oyunlara da bazı kostümleri, bazı silahları almak için bir ödeme yapmanız lazım. Şimdi eğer böyle bir satın alma, oyunda satın alma olmaz. Eğlence vardır, değil mi? Yani eğer satın almaya doğru gidiyorsa ki çok küçük yaştaki çocuklar buna izin veriliyor ebeveynleri tarafından. Aman ne olacak 3 lira 5 lira. İşte o 3 lira 5 lira daha sonra yetişkinlikte, ergenlikte daha büyük problemlere yol açıyor. O yüzden bu sınırlarımız net olma. Doğru kullanmayı çok iyi bizim anne babaların çok iyi anlaması gerekiyor. Bunun sonucu ne olacak? Yani ilkokul çağındaki, okul öncesi çağındaki bir çocuk krediyle oyuna bir para yüklemesi yapıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir aile içerisinde, çocuk içinde. Çünkü o yaşta bu hazzı yaşamaya başlıyorsa, çünkü dopamin böyle bir şey. Hep daha fazlasını istersiniz. Bağımlılık da öyle. Atıyorum bir kadehle başladınız. Ertesi gün bu size yetmez. 3 gün sonra bu size yetmez. 5 kadeh olur, 7 kadeh olur. Onu arttırmanız lazım. O dopamin, çünkü beden istiyor. O duyguyu hissedebilmek, Dışarıdan. o hazzı duyabilmek için devamı devamı daha fazla daha Daha fazla. fazla artarak sizden talep edecek bedeniniz çünkü. Dışarıdan almaya başlıyorsunuz. Normalde beynimiz doğal olarak salgılanıyor. İşte bir yazıyı yazdık, bir konuşma yaptık. O anda salgıladı ya da bir terfi aldık. O an salgıladığımız bir şey, doğal bir şey aslında. Ama siz bunu oyunlarla sürekli sürekli salgılatmaya ve işte ya da madde kullanımı şeklinde anlatırsak, devamlı dışarıdan kaynaklı alırsa dışarı bağımlı oluyorsunuz. Ya oyun bağımlısı, ya alkol ya da başka bağımlılıklar elde etmiş oluyorsunuz. O En yüzden çok bu dijital bağımlılık konusunda mı son zamanlarda danışılıyor? Yani en çok ne karşınıza çıkıyor ebeveyn ve çocuk ilişkileri noktasında? teknoloji kullanımı çok fazla. Tabii ki çok yakınım var bununla ilgili. Mesela 3 yaşında çocukları var.
Bir yaşından beri teknoloji elinde. Şimdi hem dil gelişimini geriletiyor, kendini ifade edemediği için çok öfkeli oluyor çocuk ve bağımlı oluyor doğal olarak. Çünkü o yetmeyecek o oyunlar. Yaş ilerledikçe daha keyif veren, işte belki de para yatırması gereken, daha haz veren oyunlara yönelecek ve korktuğumuz şey başımıza gelecek yani teknoloji bağımlısı ya da oyun bağımlısı olacak. Ondan sonra da dış hayata tabii ki bu çocuklar uyum sağlayamıyorlar. Çünkü dijital oyunda, dijital dünya o kadar hızlı ki Evet. olmak istediğiniz karakter oluyorsunuz, güçleriniz var, sihirleriniz var. Çocuk bir anda kapatılıyor, ekran dış dünyaya uyum sağlayamıyor. O kadar yavaş ki dış dünya. Sıkılıyor. Sıkıldığı için tekrar teknolojiye yöneliyor. Gerçek dünya o kadar keyifli değil. Hızlı değil. Hızlı Hızlı değil. değil, keyif de vermiyor. Zaman çok yavaş ilerliyor ve sıkılıyor. İşte o sıkılma zamanlarında çocuklarımıza destek olmak önemli. Ne seviyorsa birlikte yürüyüş yapılabilir. İlla ki bir etkinlik, aktivite değil. Sohbet etmek bile çok önemli. Yani ben hiçbir şey yapamazsam mesela F1 yarışları tutkunu oğlum. F1 konuşuyoruz. Oradan giriyorum hemen. F1 sohbetinden giriyorum. Daha sonraki konular geliyor. Tabii ama bunu sevgiyle yapmak çok önemli. İşte o parmak kaldırıp işte sen yasaklısın, işte tabletini kullanamazsın, bilgisayarı kullanamazsın. Sürekli kullanıyorsun başkalarının yanında işte eleştirmek. İşte bizim çocuk da hiç bundan vazgeçemiyor maalesef böyle şeklinde ifadeler değil de kendi aile içerisinde, kendi aile sistemini oluşturmak çok sağlıklı olacak bu konuda. Şimdi nereden alacaklar? Bu çocukları bu kadar hızlı görüntülere maruz kalan bir jenerasyondan bahsediyoruz biz. Hatta bunu oyun için, dizi için zararlı içerikleri bırakın, pandemiyle birlikte eğitim için bu ışınlara maruz kaldılar. Evet. Hala da belli, mesela iki kişi biliyorsunuz rahatsızlanırsa bir sınıftan bir hafta boyunca kapatılıyor. Yine online, uzaktan eğitime devam ediyorlar. Artık onları böyle araya bir duvar örme şansımız yok. Evet. Ama zararlı içerik konularına gelecek olursak, oradan aldıkları o hazzı ya da o bilgi yoğunluğunu, yanlış bilgilerle birlikte o çokluğu, dönüp hayatı o durgun kitaptan almak onlara yetmiyor. Kimden alacak? Ya anne babadan alacak, ya eğitimciden alacak. Yani oradaki o söylediğiniz gibi hızlı akışı alışmış bir beyinden bahsediyoruz. Onun dışarıda tatmin edilmesi gerçekten çok zor. Yani ebeveyn Yavaş de buna yavaş. alışacak Evet. bilmiyor. Şimdi dediğim gibi az önce hani 5 saat ya da 8 saat kullandı çocuğumuz, buna alıştı. Bir anda sıfıra indirmek çok doğru bir şey değil. Çatışma çıkar. Sizde 5 saat onu oyalama şansınız yok. Yani çalışan ebeveynler var, tek ebeveyn olanlar var, Ama ebeveyni günde 20 kaybetmiş. dakika yeterli. Yani yeterli derken en az 20 dakika. Hani hiçbir şey yapamıyorsanız 20 Evet. dakika sadece çocuğunuzla baş başa bir şey yapmanız onun için çok önemli bir manevi doyum der uzmanlar. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz? Kesinlikle. Yani çok böyle biz bahsedince insanlar sanıyor ki biz hocam saatlerce ilgilenemeyiz. Saat işimiz var, işte geç geliyoruz, yemek yapıyoruz, sorumluluklar var. O kadar değil. İnanın 15 dakikadan sonra onlar sıkılıyorlar sizden. Yani sadece varlığını hissetmek istiyor. Ya ben de annem babam bana değer veriyor. Beni dinliyor. Ama gerçekten dinlemek, gerçekten onunla bir şeyler yapmak. Elimizde telefonla değil. Ya bir dakika sonra konuşuruz değil. Ben gözlemliyorum mesela çocuk işte sarılmak istiyor. İşte ben çok terliyim şimdi git gibi ifadeler var. Hayır öyle bir şey değil. Yani kabul etmek her şekilde. Her çocuğun sevgi ihtiyacı farklıdır, ilgi ihtiyacı farklıdır. Bazısı işte 8 birim sevgi ilgiden yeterlidir. Bazısı için 20 birim gerekir. Bunu zaten anne babalar çok iyi bilirler çocuğun ne kadar ilgiye, şefkate ihtiyacı olduğunu. Onu vermek aslında. Yani hiçbir şey yapmayalım. Sadece yan yana oturup sohbet edebiliriz herhalde. Ama oturup dönüp de işte
Squid Game olmasa da başka bir yapım oturup birlikte izliyorsak bu çocukla vakit geçirmek değil. Ha, sinema saati olabilir gerçekten. Olabilir tabii ki, sevdiği filmler olabilir. Evet. Beraber konuşulabilir, eleştiri alabilirsiniz mesela. Filmi durdurup, ya bu filmde sence bu ana kadar ne anlatılmış olabilir? Ne hissettin? Sevdin mi? Devam edelim mi? Ya işte bizim film saatimiz var, gel birlikte izleyeceğiz değil. Onun fikrini almak, ona danışmak, arada bir sormak. Devam edelim mi, etmeyelim mi? Yani o zaman çocuk kendini değerli hissedecek. Ya evet bak, annem babam bana bir şeyler soruyor. Ben değerliyim bu evde. Kıymetliyim. Yani kitap okuduğu zaman okuduğunu anlayıp anlamadığını kontrol etmek gibi bir yapımı da birlikte izlerken bunu pozitife çevirebilme şansımız var aslında. Onun Evet, yani sevdiği var. kitaplardan, hani kitap okuma aşkımız pek yok. Okullarda Gerçekten. da maalesef hani şey yapıyorlar, listeler veriyorlar, klasikler tabii ki onlar olmalı. Ama evde de çocuk çok zorlanıyorsa, ilgisini çekmiyorsa o konular tabii ki yapacaktır mutlaka, ama sevdiği konular üzerinden seçmesini sağlamak çok önemli. Beraber kitapçıya gitmek, kalem almak, silgi almak, ona izin vermek, sevdiği, istediği bir kitabı almak. Yani biz de ilkokul döneminde hatırlıyorum Minecraft kitapları vardı. Yani sadece kareler var bana göre, ama onu seviyor. O kadar Tabii iştahlı almaya gidiyordum ki. biliyorum ama bir şey Roblox ondan sonra ne bir sürü Evet. oyun ilk tabii ilkokula denk gelmişti benim oğlum için de Minecraft çok tehlikeli Evet. bizi mesela yani ne yapıyor neden o kadar bağımlı birlikte konuşarak yapıyorlar arkadaşlarıyla Evet, sohbet ediyorlar. kesinlikle öyle bir köy inşa ediyorlar şehri. O zaman da çok paniklemiştik yani. Bu kadar bunları bağlayan ne var Minecraft oyununda? Hani Minecraft başlıca çok masum kaldı, evet. gerçekten çok... ama şimdi geldiğimiz boyutta yani işte Squid Game gibi bir yapımdan konuşuyoruz. Yani belki Evet. de o bile Minecraft bile masum kaldı yani şu Evet. Çünkü yapımlara. öldürme yok, şiddet yok, sadece tasarım odaklı. Yani tasarlıyorsunuz, hayal gücünüzü kullanıyorsunuz. Aslında birçok ülke bunu derslerde, Danimarka galiba, derslerde kullandığını biliyorum. Mesela kendi ülkelerinin haritasını Minecraft üzerinden anlatıyorlarmış çocuklara. Daha tabii kalıcı, akılda kalıcı kalıyor işte öğrenme kısmında. Çocukların sevdiği bir konu. Ama Minecraft şeklinde daha kalıcı olsun diye uygulayan ülkeler var. Ama şimdi o Squid Game hani biraz daha şiddet içerikli ve vicdan, ahlak kavramları da çok fazla olduğu için kesinlikle izlenmemeli bana göre. Çok tehlikeli. Artı 18 deniyor mu? Belki 21 olmalı. Artı 21. Birçok ülkede de değişmiş galiba bu izlenme yaşlarıyla ilgili. Çünkü Yükseltilmiş sınır. evet, yükseltilmiş artı 21 olan var. Bizde de bence olmalı. Yani gidip de çocuğumuzla bu tarz filmleri yan yana izlersek, o da okula gidip aynı şeyi arkadaşından zaten uygulayacak. Öncelikle biz çocuğumuz nasıl olmasını istiyorsak biz öyle davranalım lütfen. Yani Yani kendi aralarında bu cezalandırmayı uygulamaya başlamışlar galiba. Hani evet, başlarında ilkokullarda bahçede uygulayanlar var. Birbirlerini işte tekmeleyenler, boğazını sıkanlar. Şimdi tabii ki onlar oyun sahnesi canlandırıyor. Onlar için keyif. Ama bir başkasının canı acıyor, canını yakıyor. Burada şiddeti öğrenmiş oluyor. bir şey öğretmen tokatlama çılgınlığı çıktı biliyorsunuz. Bu şimdi diziyi seyrettim ama aradaki bağlantıyı tam hakim değilim. Bu hafta inşallah konuşacağız biz de. Bir öğretmeni şiddet uygulama akımı böyle korkunç bir şey başladı bir ara biliyorsunuz. Öğretmen tokatlama challenge gibi bir şey. Ve deniyor ki bu diziden çıktı. Mesela bu dizideki şiddet empoze edilme meselesinden çıktı deniyor. Yani yaş sınırının o yüzden 21'e kadar yükseltilmesi Kesinlikle. yersiz değil. Yani abartı değil.
Kesinlikle izlenmemeli. Hatta insanlar aralarında konuşmaya başladılar. Bizim çocuk işte biz izledik, siz izlediniz mi? Ya hayır, hala mı izlemediniz? Bu tarz konuşmalar var. Bunları hani dinleyicilere söylemek istiyorum. Bunlara dikkat edelim aramızda varsa veya uyaralım. Bu çok önemli çünkü toplum nereye gidiyor diyoruz ya, işte toplumu bireyler oluşturuyor ve biz bir nesil yetiştiriyoruz. Nasıl olmasını istiyorsak öyle davranırsak, yani bizi insan yapan özelliklerimizin başında aslında geleceğimizi planlamak var. Hani geleceğimiz diyoruz ya gençler, onlar da aslında bu plan içerisinde olmalı. İnsanı insan yapan bir özelliktir geleceğini planlamak, umutlu olmak. Bu filmde de tam tersi. Umutsuzluk Umutsuzluk aşılıyor. var, evet. Umutsuzluk, sıkışmışlık, çaresizlik. Yani sen çaresiz kaldığın zaman ahlaksızca davranabilirsin mesajı var çocuklara. Yani vicdan yok, vicdan yerine güç var. Sen her şeyin farkındasın. Ahlak kuralları geçerli değil. Ne istiyorsan onu almalısın. Ne kadar alıyorsan o kadar istemelisin, vermelisin. Yani çocuklara verdiği mesaj bu, maalesef. Her şey mübah, hayatta kalmak için. Hayatta kalmak için, yani yaşamak için değil. Verilen mesaj çok önemli. Gelecekten umutlu değiliz. Gençlere özellikle, geleceğiniz ailenizden daha kötü olacak. Umudunuzu kaybedin. Böyle bir dünya yok. Para kazanın. Çünkü toplumsal saygı için, toplumda saygın olmak için paranızın olması lazım. Parayı da nasıl kazanacaksınız? Başkasını yok ederek, başkasını yok görerek, şiddet uygulayarak. Ya Yani buna hiçbirini hakkınız var. istemiyoruz, değil mi? Yani çocuklarımız da bu olsun istemeyiz, bu şekilde yetiştirilsin, davransın. Ama hepsi var. Bu filmde bütün hepsi var. Umutsuzluk var en kötüsü. Bu şimdi umutsuzluk diyorsunuz, tabii psikolojiyi iyi etkileme meselesi. Bunu yaş grubu sınırı koymadan soruyorum. İşte farkında olmadan dedik ki işte empati kurulmasına sebebiyet veriyor. Aile nöronlarımızı çalıştırıyor. İşte baştaki kahraman çaresiz. Başka yapacak bir şey yok. Hakkı var. İşte Joker filmini hatırlattı mesela, ondaki gibi. Şiddet uygulamaya hakkı var. Her şey mübah. Hayatta kalmak, kendini kurtarmak için. İşte böyle empati duygumuzu çalıştırıyor dedik. Farkında olmadan eğer temeli varsa bir takım işte anksiyeteye mesela sebebiyet verebileceği söyleniyor. Panik atağı tetikleyebileceği söyleniyor. Bu konularda ne dersiniz? Çünkü böyle bir şirin sempatik gibi tırnak içinde ilerliyor. Bir oyuna başlıyorlar. Korkular var, Biz korkular böyle üzerinde. evet, yani o kurabiye sahnesi ya da ilk başta zaten şok eden bölüm, o katil işte vuran bebek sahnesi filan. Böyle bir şirin sanki bir görüntü varken birden kan gövdeyi götürüyor. Beyinler patlıyor. Hani geç saat oldu diye böyle rahat konuşuyorum. Yani her duygu bir anda aynı anda yaşıyorsunuz. Yani ne olduğunu anlayamadan stabil giderken birden üst düzey şiddet, yani şiddetin son noktasını size yaşatıyor. Bu aşırı gelgitler aynı anda, zaten bağımlılık yapan da galiba buymuş. Bir takım rahatsızlıkları gerçekten tetikler mi, işte anksiyete gibi mesela, ya da paniğe bağlı panik atak, panik bozukluk gibi şeyleri tetikler mi? Mutsuzluk, Evet, huzursuzluk. umutsuzluk ve kaybetme korkusu. Evet. Bunların mesajları da var film içerisinde. İnsan kaybetme korkusunu çok yoğun yaşarsa korkar. Bu korkularda uzun vadede insanda kaygı oluşturur. Kaygı olduğu zaman zaten mantıklı da düşünemeyiz. Anksiyeteyi tetikler. Yani uzun vadede, şu anda izlenen bu film uzun vadede çocuklarımıza çok zarar verecek. Çünkü korku var, çaresizlik var, umutsuzluk var. Gelecekten umudunu kaybet. Yani yaşamaktan vazgeç mesajı var. Yani bunların hepsi zaten kaygı nedenleri arasında. İnsan umudunu kaybettiği zaman, korkuları yoğunlaştığı zaman, geleceğiyle ilgili korkuları başladığı zaman kaygıları oluşuyor. Endişeli düşünceler başlıyor önce.
sonra kaygıya dönüşüyor. Ya işte benim başıma da gelirse, parasız kalırsam, gelecekte böyle bir şey yaşarsak, ailemi kaybedersem. Bakın bu endişeli düşünceler kaygıyı tetikleyen şeyler zaten. Bu tür Yani onu kesinlikle bu an, yani o kadar kötü bir film ki, o kadar yanlış çocuklarımıza, yanlış, gerçekten inanılmaz şekilde yetişkinliğini bile etkileyecek bir film. Öyle söyleyebilirim. Kesinlikle izlenmemeli, çok fazla anlatılmamalı bile. Tabii ki bahsedilmeli, ama işte filmin her detayı çocuklar yanında bir merak konusu olacak bu sefer. Yani bakın, öğretmenin durumunda bu yazıyor. Şimdi sadece bizimle de ilgili değil, okul yönetiminin, öğretmenlerin de burada toplumsal bir görevi var. Şimdi WhatsApp gruplarından artık çocuklar öğretmenleriyle de iletişimde Evet. oldukları için o durumu görmesi çok normal. Yani biraz legalleştiriyor tırnak içinde Evet. öğretmen. Evet, hani yakın olmaya Ben çalışıyor anladığım kadarıyla. İşte çalışmadayım. Ben öğretmenim. ben de oyun izliyorum, dizi izliyorum, sizler gibiyim. Hayır, o şekilde değil de, o film değil en azından. Başka şekilde bir ifade olursa daha sevimli olur. En azından olumsuz, işte çocuk diyebilir, öğretmenin bile izliyor. Çünkü küçük yaştaki çocuklar öğretmenine çok güvenirler. O ne de derse yapılır. Ya öğretmenin bile izliyor. O zaman çok zararlı olmasa gerek. Ben neden Ya izlemeyeyim? evet. Şimdi çocukların aradığı birçok soruyu bu kadar hızlı veri akışının olduğu bir platformdan çıkıp da ebeveynlerde ya da eğitimcilerde araması noktasına değindim az önce. Siz de dediniz ki hani bir öğretmenin WhatsApp durumunda Squid Game izliyor paylaşımını Yazısı, yapıyor. evet. Şimdi bu da şu da bana şunu hatırlattı. Vallahi hiç hani sözümü de sakınmadan söylerim hiç de umurumda olmaz. Şöyle bir şey mesela geçenlerde eğitimciliğe vurgu yapacağım şimdi. Eğitimcilik eğitimci meselesine vurgu yapacağım ama din kültürü dersinde o bunu çok gönül rahatlığıyla da anlatıyorum. Çünkü utanması gereken zaten ben değilim burada. Oğlum diyor ki şeyi ölüm, ahiret konularını öğreniyorlar. Tam o dersteler. Şimdi bir de bizim evde dostlarımız var. İki tane kuşumuz var. Kedimiz var. Onların canı ciğeri tabii şimdi. İşte hayvanlar nereye gider öldükten sonra diye soruyor. Ve sonra kafasına takılıyor diyor ki peki diyor kendi hayvanlarımız, bizim beslediğimiz hayvanlar nereye gider? Öğretmen de diyor ki hocası böyle saçma sapan sorular sormayın diyor. Buyurun. Maalesef, Valla maalesef. bazı eğitimcilerden de hiçbir şey beklemiyorum. Mümkünse eğitmeye talip olmamalarını tercih ederdim. Keşke yani. Çünkü çocuk soru sormayı bırakıyor derste. Evet, yani Yani maalesef biz. eğitemeyecek olanlar gerçekten eğitimci olmaya da talip olmasınlar. Yani çocuklarımızın çocukluklarından da çalmasınlar. Bizim de vaktimizden. İşte sonra onların bozduğunu biz yapmaya çalışıyoruz. Bir de böyle hani önemli bir ders. Madem doğru Evet. eğitim vermek istiyorsunuz, bir çocuğa hiçbir ders için geçerli saçma sapan sorular sorma diyen bir eğitimciye gönderiyoruz işte. Yani ne yaparsınız? Nerede? Evet, O öğretmen de yazmış ben Squid Game izliyorum. İyi otur izle. aynen, biz de geçen hafta yaşadık. Matematik dersinde öğretmenine bir daha sormuş oldum. Ya bir türlü anlamıyorsunuz bunu da diye bir cevap gelmiş. Şimdi zaten Bir daha silmeye anlatsın. çalışıyor. Bir Bir daha daha anlatsın. anlatacaksın. Olmadı, teneffüste anlatacaksın, ama bunu anlatmaya çalışıyorum. Oğlum sorabilirsin, her zaman sorabilirsin. O orada görevli. Hem öğretmen, sizi öğretmek için orada, tekrar sorabilirsin. Ama o kadar çocuk, dediğiniz gibi, korkuyorlar ki soramıyorlar. Sonra diyorlar ki işte bilmem ne kaynaklarına göre çocukların, işte Türkiye'de çocuklar çok geride okuma anlamada ya da başka şeyde. Ama siz de biraz destek olun. O çocuklar daha çok sizi görüyorlar belki eğitim öğretim zamanlarında. Sizden çok şey öğreniyorlar. İşte herkes belki de öğretmen olmalı mı, olmamalı mı? Yani hakkını Öyle vererek maalesef. meslek yapabilmek biraz böyle dedikodu gibi oldu, ama biz de çok şeyler yaşıyoruz. Bazen bir Neden? şey de diyemiyorsunuz. Hani sürekli şikayet modu da olsun istemiyorsunuz. İşte liseye başladı oğlum. Kendi problemlerini çözsün istiyorum. Çözüyor da çok şükür. Ama yani bu da söylenmemeli, sizin çocuğa söylenen gibi şey, saçma sapan değil. İşte bir türlü anlamadınız bu konuyu. Anlatacaksınız. Yani anlatacaksınız. İşiniz o.
Keşke o zaman başka bir meslek Hatta böyle seçmelisiniz. aşk ve sevgiyle yapılması Evet. Ne galiba güzel çocuk gerekiyor. soruyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani insan öğretmek için çabalar. Tabii ki hayat şartlarımız çok zor. Hepimiz için aynı. Hepimiz için aslında geçerli bir şey bu. Ama hep böyle davranırsak da mesela o şikayet ettiğimiz toplum olmuyoruz. Yani evet, bir de bu hani tam ergenlik dönemi, işte ne konuşuyoruz? Bakın özellikle çocukları, ergenleri bu Squid Game etkiler mi diye başladık söze. En çok merak ettikleri, toplum içindeki tavırlardan belki rahatsız olabilecekleri dönemlere artık girdiler ki siz biraz daha öndesiniz oğlunuzun yaşı itibariyle. Şimdi arkadaşların önünde saçma sapan soru sorma, saçma sapan sorular sormayın. Yani tam olarak anlamaya çalıştı. Bir bireyin vefat ettiğinde beslediği canlının da, yani o kadar seviyor ki çünkü kedisini. Beslediği canlı ne olacak? İşte demiş ki hayvanlar demiş, Araf'ta demiş olacak. Tamam, beslediğimiz hayvanlar mı? Böyle saçma sapan sorular sormayın. Sen de öğretmenlik yapma. Kendi Yani bilmiyor büyük bir kötü ihtimalle. bir yerde geliyorsun, sana da onunla ilgili kafasındaki soruyu soruyor. Yani sen de öğretmenlik yapma o zaman. Öğretmeye talip olma, söylüyorum yani, çok sinirlendim o Evet. konuda çünkü. Çok Öğretmenlik haklısın. saçmaysa da saçma deme ayrıca, yani bir mantık zemini Öyle yok deme. ortada. Yani bunu konuşalım. Teneffüs arasında konuşalım. Şimdi ben Cevap konumu verememişsin bitireyim. demek, yani cevap verememişsin, iptal etmiş. Evet, cevap veremediğin için maalesef çok gereksiz bir cevap veriyor. Çocuklarımızı da maalesef sorgulamadan alıkoyuyorlar. Başka çocuklar, o yaşta tabii ki diğer çocukların bakışları da çok önemli onlar için. Buna da maruz kalmış. Sonra hocalar şimdi haklı olarak şey diyor mesela, çok sınav var demeyin çocukların yanında. Sizinle diyor hani omuz omuza hareket edelim, birlikte hareket edelim. Ay şu öğretmen de ne kadar çok işte şey veriyor, ödev veriyor diye onların yanında konuşmayın. Tamam, biz sizin istişare ediyoruz ama çocuklara öğretmenin haklı olduğunu söyleyin ki onlara da yaptıkları zor gelmesin. Böyle bir senkron tutturalım istiyorlar. Ben şimdi saçma sapan soru sorma diyen öğretmenle senkron tutturmak diye, hayır senin öğretmenin saçmalamış dedim yani. Belki yeterli bilgisi yokmuş, o yüzden saçmalamış. Sen yanlış Evet. bilirsin dedim. Niye böyle bir kodlama yaptırayım ki yani çocuğa? Sınıfta soru sormasın. Soracağı soru saçma olabilir, o yüzden sormasın gibi bir döngüye sokmuş Soru yani. sormasın, müfredatı anlatsın, gitsin. Ha, tabii öyle. Yani cehennem Yani kimse mesela öğretmenlerle bir karartmıyor. arada olduğumda da mesela bazı şeyler paylaşıyorum. Lütfen diyorum, hani birkaç dakikanızı ayırın. İşte dünyayı anlatın, iklimlendirmeyi anlatın, yaşayacağımız sıkıntıları birkaç dakika olsun anlatmaya çalışın. Ya hocam işte müfredatımız var, yetişmiyor. İsterseniz yaparsınız dedim en son. İsterseniz yaparsınız. Teneffüste alırsınız. Yani birkaç dakika ayırıp da çünkü onlara ihtiyacı var. Hani o testlerden, çocuklarımız bir kafasını kaldırsın. Dünya nasıl bir yer? Kafalarını kaldıramıyorlar testten, ezberden. Düşünme becerisi gelişmiyor çocukların, yaratıcılığı gelişmiyor. Şimdi mesela en çok konuştuğumuz konular yaratıcılık. Yani çok basit aslında, biz sokakta büyüdük, yaratıcıydık. Teknoloji yoktu, çözüm üretiyorduk. Şimdi bir çocuğa soruyorsun işte bulaşık makinesi nasıl boşaltılır ya da su siparişi nasıl verilir ya da bir şey oldu, bunu nasıl çözümleyeceğiz? Cevap yok. Çünkü o kadar ezber ki hayatları. Hem okul Başa hayatı, çıkmayı bilmiyorlar, değil mi? aslında basit hayat mücadelesini, yaşam becerilerini versek sorun değil. Baş edemiyorlar, sorunu çözemiyorlar. Hani problem çözme nasıl olacak? Evet, böyle olacak. Biz onlara görevler vereceğiz, sorular vereceğiz. Yaşına uygun, ya sen yapamazsın. Hiç unutmuyorum, bir gün ilkokula gidiyordu oğlum. Masanın üstündeki sürahi devirdi. Annem de var o zaman yanımızda. Şimdi sürahi devirdi, işte peçeteleri getirdi. Ben de oturduğum yerden izliyorum, hani bu bir sorun diyelim. Sorunu çözmeye çalışıyor. Peçeteleri getirdi, ıslak havlular geldi, böyle şeyler. Temizlemeye çalışıyor. Tabii annem önceki jenerasyon olduğu için, sen nasıl annesin? Çocuğun bak toplamaya çalışıyor. Ne kadar rahatsın, oturmuşsun orada, çocuğuna yardım bile etmiyorsun. Diyorum ki anne, bir şey öğretmeye çalışıyorum. Hani döktü,
döktükten sonra neler olacağını öğretiyorum. Yani neden sonuç ilişkisi kurdurmaya çalışıyorum. Sonradan gelişmiyor çünkü. Yaratıcılık, işte neden sonuç ilişkisi. Sonra çok geç oluyor. Tabii ki oluyor ama geç oluyor. Hani bu yaşlarda, küçük yaştan itibaren ev sorumluluğu vermek, görev vermek. Biraz annelerimiz o konuda sabırsızlar. Ya tamam ben yaparım. Hayır yapmayın, o yapsın. Tamam siz yine silin, temizleyin arkasında ama ilk etapta siz yapın. Ya sen odana git ders çalış. Mesela bir veliyle çalışmıştık bu konuda. Motivasyonu bozulmuştu öğrencinin, liseye gidiyor. Diyorum ki hani beraber zaman geçiriyor musunuz evde? Hayır, o yeter ki ders çalışsın odasında. Ama siz ona hapis hayatı yaşatıyorsunuz, odaya tıkmışsınız. Yani şu anda öyle söyleyeyim mi? Ondan sonra hani evet, yeter ki sen de ders çalış. Yani hapis hayatı gibi hayata dahil etmiyoruz çocukları sınavdan, testten. Hayata dahil edersek onlar problem çözebilir, kendi ayakları üzerinde durabilir, doğru kaynakları kullanabilir, doğruyu öğrenebilir, o teknolojiyi doğru kaynaklı şekilde kullanabilir. Hani istiyoruz ki onu kullanmasın ama başarılı olsun, her şeyi çözsün, tek başına ayakta kalabilecek bir becerisi olsun, tamam hepsi olsun ama bunlar bir anda olmayacak. Yavaş yavaş görev vererek, sorumluluk vererek olacak. Rehber olacağız aslında onların hayatında. Diyor ki izleyicimiz, ben sizin sözünüzü sorunuzu görüyorum da konuğumuzun, hocamızın sözünü kesmek istemedim. Eğitimci sürekli bağırarak mı kendini dinletmek zorunda diyor. Eğitimci aslında sesi değil de sözünü yükseltse daha güzel olur. Ben ondan yanayım. Hani demek ki bir bilgisi, bir şeyi kapatmak için insan çok fazla yüksek sesle konuşur. Kendini duyuramıyorsa, kendi özdeğeri yoksa, farkındalığı yoksa ve kendini yok sayıyorsa orada sesini yükseltir aslında. Ben hani sözünü yükseltmeden yanayım ve mantıklı açıklamadan yanayım. Çünkü eğitim, çünkü o iş için oradasın. Yani restorana gidip işte ben şu yemeği yemek istiyorum. Yok bugün o yemek yok demek gibi bir şey. Yani kalkın gidin demek gibi. Böyle bir şey yok. Yani orada eğitim ve öğretim için o çocuklar orada. Sizin gözünüzün içine bakıyor eğitimcilerin. Ne söylese de yapsak. Hayranlık duyuyor. Çok sevdiği zaman koşarak gidiyor. Sevdiği, mesela bir oğluma geçen gün oğlumun sınıfında öğretmen şey demiş. Hangisi hatırlayamıyorum ama derste. Ya bugün bana çok iyi geldiniz. Motivasyonum yükseldi sizi görünce, enerjinizden. Sürekli bunu anlatıyor çocuk. Bu kadar basit bir şey aslında. Şimdi sosyal medyada o kadar çok onlara hizmet ediliyor ki, başta söylediğimiz gibi hani kumar makinesi mantığıyla onlara özel hissettiriliyor, karşılanıyor, orada isteği karşılanıyor. Güçler var. İstediği anda her şey önünde, o hızlı akış önünde. Ama gittiği zaman bir eğitimci tarafından onunla iletişim kurmaya çalıştığında reddediliyor ya da tatmin edici bilgiyi alamıyor. İşte saçma sapan soru sorma ya, hala öğrenemediniz gibi. Dijital ona daha cazip gelir tabii. Yani oradaki konfor onun için her ne kadar sanal. Şimdi sizin yok. Farkındalığınız var. Farkında bir insansınız. Öyle olmazsanız ne olacak bu çocuk? Eve gelecek, dijitalde mutlu olmaya çalışacak. Çünkü sınıfta belki kendisiyle özdeğer kısmında da belki zayıflık olabilir o çocuğun. Sizinki de yoktur büyük ihtimalle ama öyle çocuklarımız var. Öğretmenin tarafından utandırılabilir, ters cevap alabilir. Ne yapacak? O mutsuzluğunu işte ekranda gidermeye çalışacak. Kendini orada daha değerli hissedecek. Çünkü orada değersiz hissetti. Sınıfın ortasında rezil olduğunu düşünüyor. Aşağılandı çünkü ona göre. Evet. Ben o duyguyu nasıl atlatacak? Eve gelecek, dijitalde atlatmaya çalışacak. Yani tam yapmak istediğimizin tersini yapmış oluyoruz. Zaten öyle toparlayalım. Sizin eğitimcilere, ailelere sizin önerileriniz neler? Yatmıştır herhalde çocuklarda artık. Evet. Öncelikle bu konuya biraz hakim olmalıyız artık anne babalar olarak. Yani dijital dünyadayız.
teknolojinin içerisindeyiz. Ya ben hocam anlamıyorum, ben bilmiyorum değil de anlamaya çalışalım. Kestirip atmayalım. Biraz takip edelim. Aile içi iletişim kopukluğu varsa, çocuk kendini ait hissetmiyorsa, aile bağları güçlü değilse, sevilmediğini hissediyorsa dijitalde olacak. Kere o, kesin yani o konuda. O yüzden aile içi iletişim, çocukla göz teması, konuşmak. Her anne baba eminim çocuklarını tanır. Göz bebeğinden tanır, öyle diyorum ben. Davranışını biliriz. İyi mi, mutlu mu hissediyor, ne hissediyor biliriz. Yani biraz o konuda gözlem yapmak çok önemli. Ve sevgi değer kısmını doyurmak. Çünkü bu kadar zamandır çalışıyorum, vakalar üzerine de çalışıyorum. Sevgisizlik ve değersizlik üzerine tüm yaşanan her şey. Yani sevgi... hissetme sorunu var temelde. Sizin artık dedim hani önerileriniz, son olarak uyarılarınız, düşünceleriniz hem eğitimciler için hem de bu işte internet bağımlılığı hem de Squid Game özelinde de konuşuyoruz aynı zamanda. Ne tavsiyeleriniz olacak? Onunla toparlayalım. Onlarla toparlayalım sohbetimizi. Evet. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklarımızın çok anneye babaya ihtiyacı var. Çok özel bir durum yaşıyor. Dönemden geçiyorlar. Fizyolojik, biyolojik olarak değişim içerisindeler. Hem özgürlük istiyorlar. Hem anne baba desteği istiyorlar bir yandan da. Bunun farkında olalım. Zor dönemden onlar da geçiyorlar. Dijitalin tam ortasındalar. Uzun zamandır, yaklaşık 2 yıldır dijitalle beraber eğitim, öğretim hayatlarını devam ettirdiler. Hı-hı. Bu geçişi sağlıklı atlatabilmelerine yardımcı olalım öncelikle. Çatışmayla değil de, dediğim gibi başında da konuştuk ya, hani 5 saat kullanıyorsa 4 saat, 3 saat, 2 saat... Ama o boşlukları beraber doldurmak, sevdiği etkinliklerle, sevdiği bir şeyle, hiçbir şey yapamıyorsak sohbet ederek geçirelim. Aynı şekilde okul öncesi, ilkokul çağındaki çocuklarımız da çok özel dönemdeler. Bizlerle birlikte korkuyorlar, kaygıları var pandemiyle. Belki yakınlarını çok kaybedenler oldu bu dönemde. Biraz anlayışlı olalım, sevgiyle iyileştirelim çocuklarımızı ve teknolojiyi doğru kullanmaya yöneltelim. Onlara rehberlik yapalım. Yasaklayarak, işte tamamen serbest bırakarak çocuklarımıza ancak zarar veririz uzun vadede. Yetişkinlikte özellikle etkilerini yaşarlar. O yüzden beraber bu süreci aşalım. Önce kabul edelim. Kabul edelim ve ben şimdi anne baba olarak ne yapabilirim? Çocuğum gel işte bir şeyler planlayalım. Bak çok uzun saatler işte sana zararlı teknoloji kullanıyorsun, oyunları kullanıyorsun. Beraber bunu çözümleyelim. Sence nasıl bir plan yapabiliriz? Ya yani onun da fikrini alın. Bir masaya yatırın konuyu. Ne kadar süre kullanıyor? Hangi oyunları neden tercih ediyor? Oyunlarda işte kredi alma para kısmı var mı? Çünkü öyle güzel oyunlar var ki o kadar salaş kıyafetlerle size başlatıyor. Rakipleriniz çok ihtişamlı kıyafetlere sahip. Siz de almak istiyorsunuz. Şimdi siz çocuğun mutlu olsun yeter ki. Aha, diğerinden aşağı kalmasın. Tabii ki bizim paramız var. Hemen alalım. Demek yerine işte oyunları bizim aile kurallarımız içerisinde yok. Hani oyunlarda kredi olmaz, para olmaz. Bu bizim evimizin kuralı. Ve tartışmaya açık bir konu değil. Diyebilmeli insan. Ha, bu paralı oyunların oynanmaması. Evet. Kesinlikle paralı oyun oynanmamalı. Bu çocuklara anlatılmalı. Yine eğer çok alıştıysa çocuğumuz, yavaş yavaş azaltılmalı. Bir anda öfke biriktirir çocuk ve çatışma yaşarsınız. Zaten herkes çok zor bir dönemden geçiyor. Hani evdeki çatışmayı en aza indirmeye çalışıyorum ben. En azından anne baba da adım adım ilerlemiş olur. Çocuk da bu duruma adım adım yavaş yavaş alışmış olur. Öğretmenlere de Evet, öğretmenler konusu önemli. Öğretmenler bizim için derin konular. Yani anlamaya da çalışıyorum bazen onları. Bazen toplantıda da soruyorum, hocam işte özel bir durum mu yaşıyorsunuz?
bazen öfkeli cevaplar verdiğiniz oluyor gibi. Yardımcı da olmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ama öyle bir mesleğiniz var. İnsan yetiştirme mesleğiniz var. Öğretmenler, eğitimciler danışıyor mu size? Keşke. Evet, öğretmenlerle bir arada oluyoruz. Biraz tabii öğretmen eğitimleri, geç saat oldu, biraz dedikodu yapalım. Genelde siz derse girmiyorsunuz ki nereden bileceksiniz bizim yaşadıklarımızı? Yani tabii ki belli bir dönemde ben de rehberlik, öğretmenliği yaptım. Birkaç sınıfa böyle girdiğim oldu. Hatta çocuklar derdi, hocam hiç siz çıkmayın, hep siz olun. Çocukların aslında bir güler yüz ve motivasyona ihtiyacı var sevmek için. Yani çocuk öğretmeni severse öğreniyor. Bu bizim için de geçerli değil mi? Yani sevdiğimiz insanla daha çok sohbet ediyoruz. Sevdiğimiz insanı arıyoruz. Gidiyoruz, görüşüyoruz. Yani ben size şimdi gelip rehber öğretmen olsanız sorsam mesela işte bir hoca böyle böyle konuştu. Saçma sapan sorular sormayın demiş mesela. Hani ne dersiniz o eğitimciye? Keşke öyle bir şey yapsa öğretmenler, gitse rehber öğretmeni, öncelikle bunu söyleyeyim. Öyle bir şey inşallah oluyordur. Şöyle anlatmalı, hani söylenen cümlenin çocuğun nasıl algıladığı önemli. Tamam, yetişkin olarak böyle bir cümle onun için sıradan olabilir. Ama bir çocuk 8 yaşında veya 12 yaşında, 11 yaşındaki bir çocuk nasıl algılayabilir? Çünkü 11 yaşından sonra biz soyut düşünme becerisi geliştirebiliyoruz beyinde. Onun öncesi somut olması gerekiyor, görmemiz gerekiyor ama 11 yaşından sonra işte o yaşta hemen çocuklar araştırmaya başlar, ölüm korkusu, işte öldükten sonra ne yapacağız, nereye gidiyoruz? Hani muhakeme yapmaya başlıyor, bakın otomatik yani 11 yaşından sonra sorgulamaya başlıyor. Neden sonuç ilişkisi, muhakeme süreci ve soyut düşünme becerisi gelişmeye başladığı için soruyor çocuklar. İşte bunları anlatabilmeli rehber öğretmenimiz. Keşke öğretmenler böyle bir talepte gitseler. Keşke. Ya keşke. Belki bu yayını izleyen öğretmenler de İnşallah. gelse. Yani hepsi çok kıymetli, çok seviyorum, anlamaya da çalışıyorum ama insan yetiştiriyorsunuz. Hani ben hep onu söylüyorum. Siz karşınızdaki öğrenci sizin çocuğunuzun eşi olabilir ileride. İş arkadaşı olabilir, en yakın arkadaşı olabilir. Öyle Kesinlikle. bakın. Çok güzel söylediniz tabii. Yani Evet. çok üşenilecek bir şey değil çocuk Yok, yetiştirmek. evet. Çocuğa eğitim vermek de üşenilecek bir şey değil. Söylüyorum zaten eğitmek istemeyen, idealist olmayan zaten talip olmasın. Yani o Çok yüzden... zorlanıyorsa da belki ne yapacağını bilmeli. Ne yapabilirim? Ya ben çok zorlanıyorum ama bunun bir çözümü var mı? Kendi Biraz. alanını anlatamayan bir hoca yani keşke tamam gitsin danışsın da kendi uzman yani eğitim verdiği alanı çok iyi bilmeyen bir eğitimciden bahsediyoruz. Yani bocaladığı anda, sıkıştığı anda evet psikolojik açıdan Evet. eğitim alabilir ama kendi uzmanlık alanında dahi yeterli değilse ki bu jenerasyonu hep söylüyoruz. Bu jenerasyonla iletişim kısarak, bastırarak, zorlayarak, kafasına vurarak, kulağına Asla. çekerek, cetvelle vurarak filan öyle saçmalamayın diyerek kazanılacak bir jenerasyon değil. Hani Değil. bir jenerasyon zaten bakın pandemiyle bir seneyi kaybettik. Bir Hı de hı. böyle ders vermeye üşenen, derste çocuğu değersiz hissettiren eğitimcilerle daha çok kaybedilecek bir şeyimiz yok bizim yani. Evet, zaten bir yıllık kayıp Kesin yok. biliyorsunuz Evet. 3 yıla eşitleniyor. Hani bir yıl kayıp 3 yılda telafi ediliyor. İnanılmaz kayıpları var. Lütfen herkes birbirine yardımcı olsun bu süreçlerde. Hepimiz zorluklar yaşıyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama birbirimize destek olmak ve nerede ne yaptığımızın çok farkında olmamız gerekiyor. Bir şeyleri söylerken, konuşurken, özellikle eğitimciyseniz. Kesinlikle öyle. Peki, psikolog Yelizer'de çok teşekkür ediyoruz. Squid Game'den çıktık ama sadece onu kısıtlamak yeterli değil dediniz. Bununla devam ettik. Biraz Evet. eğitimci, öğrenci, biraz ebeveyn, biraz işte Squid Game'deki ödül ceza nın motive edici etkisinin kullanılması, işte aynı nöronların tetiklenmesi,
neden çocuk oyunlarının kullanıldığı, hangi yaşta yaş sınırının ne olması gibi konularla da devam ettik. Genişlettik konuyu. Çok teşekkürler bu güzel ve bilgilendirici sohbet için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım izleyiciler de keyif almıştır. İnşallah. Sadist öğretmenlerle büyüdük. 60 yaşındayım diyor Hülya Hanım. Tam da ah, ah, hepimiz cetvelle dayak yedim hatırlıyorum orta ikiye giderken. Resim dersiydi. Yani yıllarca mesela hatırlamak istemiyorum. Resim dersinde sadece bir şey sordu arkadaşım bana. Resim ya, resim yapıyorsun. Resim. Sanat. Sevdirilmesi gereken bir alan. O kadar güzel bir ders ki öyle olması gerekiyor. Evet. Niye konuşuyorsunuz diye yani öğretmenin tırnaklarının kulağımıza geçtiğini biliyorum. Yani hiçbir şey anlamadık. Ne çizdik, ne yaptık, ne oldu, niye ya, neden yani, neden? İşte o jenerasyon terbiyesi. Bir de böyle hani kolektif çalışılabilecek bir şey. Yani sınavda değilsin, bir şey değilsin. Nasıl bir alanda, nasıl bir jenerasyon? Terbiye sistemi öyleydi. Eski jenerasyonun terbiye sistemi bu. Ama Evet, şimdi öyle değil tabii ki. Konuşuyorsun, niye konuşuyorsunuz diye. O uzun evet. Tırnakları iki tane çocuğun ikinci sınıfta mıyız, üçüncü sınıfta kulaklarımıza geçtiğini hatırlıyorum ya. Yani bakın hiçbir şey unut, hani bunlara başka şey hatırlamıyoruz ama bu detayları hatırlıyoruz. Çünkü çok acımız var o gün. Çok. Resim ne Evet. çizdiğimi hatırlamıyorum o dakikadan itibaren ama kulağıma geçen tırnakları çok iyi hatırlıyorum. İşte böyle yapmasın öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz. Şimdiki Yeni jenerasyon çok kıymetli aslında, çok özel çocuklar. Kıymetini bilmek lazım. Hepimiz kesinlikle. görevliyiz aslında bunları yetiştirirken çocuklarımızı. Hepimizin görevi var. Unutmayalım onu sadece. Sevgiyle, değer vererek, saygıyla. Değerli hissederek, hissettirerek. Evet. Çünkü bütün ruhsal bozuklukların altında sevgisizlik var. Onu gözlemledim. Değersizlik var. Bu çok Sınıfın önemli bir şey. öğrencileri de saçma sapan sorular sormayın ya da hala öğrenemediğinizi değersiz hissettirmeyin. Hissettirmeyin. Sadece bilmiyorsanız kabul edin. Veya şimdi sırası değil evladım, Ayşe, Fatma neyse. Ama teneffüste konuşalım seninle bu konuyu, olur mu? Ya da hiç bilmiyorsanız rehber öğretmene yönlendirin. O çocuğun orada bir merakı var. Onun giderilmesi lazım. Ve siz öğretmensiniz, size güveniyor, size soruyor. Bakın ne kadar güzel. Sizin cevabınıza güveniyor çünkü. Evet. Sormayı da bilirdi. Size soruyorsa sizin cevabınıza güveniyor. Ne kadar güzel, özel bir şey. Bunun Kesinlikle. kıymetini bilelim. İnşallah, inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür ediyorum. Psikolog Yelizar'da düşünceleriniz, uyarılarınız için, bu güzel sohbet için. Katılan herkese Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar.